Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Sevgili çocuklar, şimdi sizlere Milli Eğitim Müdürünü takdim ediyorum. Buyurun efendim. Anadolu Liseleri giriş sınavında üstün başarı gösteren okulumuz 5. sınıf öğrencilerini ve bu başarıda en büyük payı olan Hüsnü öğretmeni candan kutlarım. Şimdi sözü Sayın Kaymakam Bey'e bırakıyorum. Sayın Hacı Mercan Köyü İlkokulu Müdür, Öğretmen ve Öğrencileri. Hepinizi candan selamlar ve bu yıl gösterdiğiniz üstün başarıyı önümüzdeki yıllarda da tekrarlamanızı temenni ederim. Yılın en başarılı öğretmeni seçilen Hüsnü öğretmeninizi de kutlar, kendisinin bir üst dereceye terfiyan İstanbul'a atandığını ve bir maaş ikramiyeyle taltif edildiğini bildiririm. Sanırım sizlerden ve bu köyden ayrılmak onu da üzüyor. Ama ne yapalım, görev bu. Bundan sonraki görevlerinde de aynı başarıyı sürdürmesini temenni ederim. Kendisini kürsüye davet ediyorum. Tebrik ederim Hüsnü Bey, buyurun. Sayın büyüklerim, sevgili küçüklerim. Çok duygulandım, çok sevindim. Bu sevincimi hepinizle paylaşmak istiyorum. Hepinize teşekkür ederim. Bundan sonra da bu büyük takdirlerinize layık olmaya çalışacağım. Sağ olun, var olun. İstanbul'a mı? Şükür Tanrım'a. Hepsini elimle büyüttüm. Günde 15 yumurta alıyorum müdür bey. Onlardan nasıl ayrılacağımı bilmiyorum. Hüsnücüm, artık koskoca İstanbul'a gidiyorsun. Bütün bunlar mahalle bakkalından alınıyor orada. Burada her şeyi taze taze bahçeden alıp sofraya getirebiliyorsun. Oraya alışıncaya kadar biraz zorluk çekeceğiz herhalde. Hüsnü! Yemek hazır, getiriyorum. Hadi sofraya geçin. Geçiyoruz hanım. Buyurun müdür bey. Elinize sağlık efendim. Afiyet olsun. Çocuklar yesenize. Tamam anne. Hadi siz de yiyin bakayım. Yiyorum. Hüsnücüm, sen bu meslekte daha çok ilerleyeceksin. İleride müsteşarlığa kadar yükselirsin inşallah. Bırak Allah aşkına müdürüm. Nereden çıkarıyorsun bunları? Görünen köy kılavuz istemez derler. İstanbul'da çok başarılı olacaksın. Sonra ver elini Ankara. Bakanlıklar. Bakanlıklar mı? Olmayacak şey değil Hüsnü. Söyleyene değil söyletene bak. Büyük şehir senin için de, ailen çocukların için de bulunmaz fırsat. Bizi de artık tiyatrolara götürürsün değil mi Hüsnücüğüm? Bu köy yerinde tiyatroya sinemaya hasret kaldık. Bari sen de bizi bu tatilde İstanbul'a götür bey. Senelerdir burada içim karardı. Bu sene gitmemiz olanaksız hanım. Hüsnü beyler gitsinler, yerleşsinler, az buçuk İstanbullu olsunlar. Gelecek yıl bir haftalığına onlara misafir oluruz. Tabii bekleriz. Birlikte denize, boğaza filan gideriz. Değil mi Hüsnü? Tabii hanım. Siz gelin hele, gerisi kolay. Güzel bir tatil programı uygularız. Buraya ne kadar kira veriyorsunuz? 25.000 lira. Oo, 25.000 lira çok para. Öyle. Neden sordun? Siz gittikten sonra buraya taşınmayı düşünüyorduk da. Çok iyi olur. İyi ama Hüsnü Beyciğim, kümes ve tavuk meselesi var.
Onları nasıl halledeceğiz? Ne demek müdürüm? Helal olsun, size bırakalım. Yoo, bedava olmaz. Tanesine 500 lira ödeyeceğim. Nasıl olsa hayvanları İstanbul'a götüremezsiniz. Sizden kıymetli mi müdür bey? Dediğiniz gibi olsun. Teşekkür ederim, anlaştık. Kendin hanım. Ev bulur bulmaz size tel çekerim, hemen gelirsiniz. Hı hı. Ben yokken yaramazlık etmek yok, tamam mı? Tamam baba. Etmeyiz baba. Allah'a ısmarladık çocuklar. Merhaba, ben buraya atanan yeni öğretmenim. Hoş geldiniz efendim. Müdür bey okulda mı? Burada, koridorun sonundaki oda. Sağ ol. Bir şey değil. Girin! Müdür bey? Evet, buyurun. İyi günler efendim. Ben Hüsnü Çelik. Okulunuza tayinim çıktı. Oo, hoş geldiniz Hüsnü bey. Buyurun, oturun, oturun. Sağ olun. Evet, sicilinize baktım. Meslekte çok başarılıymışsınız. Teveccühünüz. Evli misiniz? Evet, iki de çocuğum var. Allah bağışlasın. İstanbul'da ev tuttunuz mu? Yeni geldim, arayacağım. İnşallah yakın bir semte bulursunuz. Ben ta Pendik'te oturuyorum. Pendik'te mi? Neden? Ucuz. Ha, doğru. Müsaadenizle. Okul açıldığında görüşmek üzere. Güle güle. Kolay gelsin. Sağ ol. Okula yakın kiralık ev arıyorum da, acaba bildiğin bir yer var mı? Okula yakın yerlerde demek. Daha iyi olur, gidip gelmek açısından yani. Hocam, buralarda kiralar 600'den başlar. Nasıl 600? 600 dolar. Dolar mı? Bizim dolarla ne işimiz var, Amerika mı burası? Vallahi bilmem neresi olduğunu. Ama buralarda ev kiraları dolar veya mark üzerinden alınır. Benim dolarla, markla filan işim yok. Şöyle 30-40 bin lira civarında bir yer arıyorum. Siz ok meydanında bir yer arayın. Biraz daha fedakarlık ederseniz, oralarda şöyle bir iki göz yer bulabilirsiniz. Biraz fedakarlık edersek demek. Peki sağ ol. Hadi eyvallah. Güle güle hocam. Rastgele. Bunların hali benimkinden beter. Ben hademeyim. Ne iş olsa yaparım. Ama onlar... Öğretmen diye bir sıfatları var. Hayat boyu 3 kuruş maaş alır dururlar. 30-40 bin liraya bu devirde kiralık ev bulsam ben otururum. Yok mu yani? Dur. Bir ev var ama 50 bin lira. Olsun. İyi, gidelim. Çok uzakta mı? Karşı tepeyi aşınca 2 sokak aşağıda. Önce tepe, sonra 2 sokak aşağı. Sana cadde üstünde demedik. Eğer uzak diyorsan hiç gitmeyelim. Yok canım. Sadece sordum, gidelim. Hadi öyleyse. Biz köyden geldik, araziye alışırız. Hadi öyleyse aslan.
Patlıcan domat yes, bahçe malımın nar, bahçe malı. Oo, selamın aleyküm. Aleyküm selam Ahmet Efendi. Sana komşu geliyor, kendisi öğretmen. Ya, vah vah. Hoş geldi, sefa geldi. Ben de ileride oturuyorum. Küçük bir bahçem var, sebze yetiştiriyorum. Taşınırsan sık sık görüşürüz. Bakalım, hele evi bir beğenelim de. Beğenirsin, beğenirsin. Hadi sana uğurlar olsun. Hadi eyvallah. Güle güle. İşte burası. Kutu gibi ev, kışın hore bir soba kurdun mu, her taraf hamam gibi olur. Biraz daha geniş olsaydı. Daha genişi ne yapacaksın kardeşim? Şimdi böyle kutu gibi evler moda. Hem ısınmada tasarruf, hem eşyada. Elektrik saati açık mı? Açtırıp da ne yapacaksın? Paramı vereceksin elektriğe. Bir kanca atarsın direğe, tamam. Yani kaçak. Tekçiler farkına varmaz mı? Onlar farkına varıncaya kadar Allah kerim. Desene, burada da işimiz Allah'a kaldı. Kararın ne arkadaş? Tutuyor musun, tutmuyor musun? Tamam, tutuyorum. Evet. Baba, İstanbul burası mı? Evet oğlum. Bu ne biçim İstanbul? Bizim köy daha güzeldi. Galiba haklısın. Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yardıma ihtiyacın var mı komşu? Yok sağ ol. Sen bize 2 kilo patlıcan, 1 kilo domates ver. Baş üstüne. Koş kasaptan yarım kilo kıyma al. Kasap nerede? Yavrum atla arabaya, ben gösteririm. Bin oğlum. Boşalt yükleri bakayım yavrum. Hemen usta. Hanım, başka bir şey lazım mı? Yok, köyden birkaç günlük erzak getirmiştim. İyi. Aman dikkat edin ne olur. Borcumuz? Bu benden. Hoş geldin hediyesi. Olmaz. Ne kadar? Ay başında verirsin. Ben veresiye sevmem. 1400 lira ver yeter. Al. Bu da et parası. Buyur. Sağ ol. Thank you.
Sevgili çocuklar, yeni ders yılında hepinize başarılar dilerim. Sağ ol! Buyurun sınıflarınıza. Hüsnü Bey, siz bu yıl 4A sınıfını okutacaksınız. Teşekkür ederim. Çocuklar oturun, yerinize Müdür Bey geliyor. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Oturun. Sizleri yeni öğretmeninizle tanıştırayım. Hüsnü Çelik. Öğretmeninize hoş geldin demeyecek misiniz? Hoş geldiniz! Hoş bulduk. Sizleri öğretmeninizle baş başa bırakacağım. Bu ders yılında hepinize başarılar dilerim. Müsaadenizle. Teşekkür ederim Müdür Bey. Oturun. Evet. Sınıfınızın mümessili kim? Benim öğretmenim. İsmim Hakan. 215 Hakan Gürer. Peki Hakan. Arkadaşlarının isim ve numaralarına, oturdukları yere göre bir sınıf planı hazırla. Peki. Yo yo, şimdi değil. Akşam evde hazırlarsın. Peki öğretmenim. İlk dersimiz matematik. Çocuklar, kim tahtaya kalkmak ister? Olmadı. Hepinizin ellerini havada görmek isterdim. Zor bir şey sormayacaktım ki. Bana bakın bakayım. 2 kere 2. Aferin. Hepinize 5 verdim. Şimdi kim kalkmak istiyor? İşte hep böyle olur. Sen, gel bakayım. Geç tahtaya, tebeşiri al. Çocuklar, siz de defterlerinizde çözün bakayım. Evet, yaz bakalım. Günde 1200 liradan... Sen bu sınıftan mısın? Evet. Geç mi kaldın? Çekinme, gel. Geç yerine. Gelemem. Neden? Şeyim var. İyi. Yap da gel. Ünal, İnci. Ne var? Gelin, çabuk gelin. Arkadaşlarının da mı çişi geldi? Hadi bakayım, siz de çıkın. Evet. Günde 1200 lira yol parası veren bir memur, bir ayda ne kadar yol parası verir? Siz de çözün bu problemi. Pasa.
Hala çözemediniz mi? Ben çözdüm öğretmenim. Ne çıktı? Bir ayda 30 gün olduğuna göre 1200 lirayı 30'la çarparım, 36 bin lira eder. Aferin. Şimdi 50 bin de kiraya ekleyin. Sen de yaz bakayım. 36 bin. 50 bin. Topla. ...86 bin lira öğretmenim. Aferin. Aylık maaşı 141 bin lira olan bir memur ailesinin elinde yemek, giyim, çocuk bakımı ve diğer giderler için ne kadar kalır? Sen de yap bakayım. 55 bin lira öğretmenim! Aferin. 55 bin lira. Sana da aferin profesör. 55 bin lira. Günde adam başı bir ekmek yesek 800 lira ekmek. Ayda 24 bin lirası da ekmeğe gider. Kaldı 31 bin lira. Bozdur bozdur harcı. İşiniz bitti mi? Kaçırdık, tutamadık. Aa, ayıp. Öğretmenim, müsaade ederseniz Hakan, Yasemin, Hasan da gelsin. Bu işte bir gariplik var ama... Hadi hep birlikte çişe. Günaydın. 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 Buyurun Hüsnü Bey, şöyle oturun. Bir çay içer miydiniz? İçerim ya, sağ ol. Afiyet olsun. Re, re, mi, 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 do, 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 do. En sonunda bu şarkının da notasını çıkardım. Bravo. Müzisyenlik de var galiba. Hüsnü Bey. Hı? Allah yürü ya kulum demesin bir kez. Gecede 10 bin liraya para demiyor. Yok canım. Hemşerisi gazinocu. Geceleri sanatçıların arkasında saz çalıp onlara eşlik ediyor. Nasıl oluyor bu? Bal gibi oluyor. Hepimizin ek işi var. Ben de mahalledeki 3 esnafın işletme defterlerini tutuyorum. Ne yaparsın arkadaş? Geçim savaşı bu. Beyefendi de öğretmen mi? Evet. Benim gibi müdür muavinliği de yapıyor. Neden uyuyor? Zavallı geceleri de sabaha kadar taksilerde şoförlük yapıyor. Ehliyeti var. O ne iş yapıyor? Fahri Bey mi? Oo, adam 60'tan fazla öğrenciye özel ders veriyor. Yasak değil mi özel ders vermek? Güya yasak. Babadan kalma parasıyla Nişantaşı'nda özel dershane açtı. Muhit zengin. Herkes özel ders aldırıyor çocuğuna. Vay canına. Yani bütün öğretmen arkadaşların ayrı bir işi var, öyle mi? Tabii canım. Mesela şu Mesude öğretmenlerin de atölyesi var. Piyasaya fason iş yetiştiriyor. Yanında 4 işçi çalıştırıyor. Ben de acaba bir yan iş tutsam ayıp olur mu? Tutmasan ayıp olur arkadaş. Biz öğretmenler vatandaşlara her hususta örnek olmalıyız. Öğretmen geldi, öğretmen geldi. Niye şaşırdınız?
Öğretmeninizin çişi gelemez mi? Demek bütün telaşınız bu köpek içindi. Nereden buldunuz? Ben getirdim öğretmenim. Annesini kamyon ezdi. Gidecek bir yeri yok zavallının. Annem de eve istemedi. Neden istemedi annem? Apartmanda köpek beslenmez dedi. Sen de aldın okula getirdin. Onu sokağa mı atacaksınız öğretmenim? Ölür zavallıcık. Ne olur kalsın öğretmenim, ne olur. Çok da şirin köpoğlusu. Peki burada kalsın. Süleyman Efendi'ye söylerim, ilgilenir. Yenisini alırız. Karnımız da aç kaldı. Annem beslenmemize ekmeği çok az koymuş. O kadar ekmek vardı evde. Okuldan burası tam 2 saat çekiyor hanım. Yarın sabah ezanıyla kalkmamız lazım. Uyanırız. Maratonu kazandım akşama Allah kerim. Toroslar. Toroslar Türkiye'nin güneyinde bir baştan bir başa uzanan sıra dağlardır. Batıda Dalaman Çayı Vadisi'nden başlar, doğuda İran ve Irak sınırlarından ötelere taşar. Toroslar kimi yerde tek sıra olarak görülür. Kimi yerde ise paralel sıralar meydana getirmiştir. Toros dağları 3 bölüme ayrılır. Batı Torosların doğu sınırı Alanya ile Tuğla... Geç içeri. Ömrümde böyle rezalet görmedim. Ne var müdür bey? Daha ne olsun, sizin sınıfın talebeleri okulu, dersi, her şeyi bırakmışlar, Bodrum'da sokak köpeği besliyorlar. Haberiniz var mı? Evet var. Anlamadım. Ben izin verdim. Olmaz, veremezsiniz. Okulumda sokak köpeği barındıramam. Kudurursa başıma gelecekleri düşünün bir kere. Merak etmeyin, kudurmayacak. Hemen veterinere götürüp aşısını yaptıracağım. Hayır, bu işi unutun. Ben rica ediyorum. Bütün sınıf onu çok sevdi. Lütfen. Deli bir tane değil ki.
kuduz aşısı tamam. 15 gün sonra parvovirüs ve gençlik aşıları için gelmeniz lazım. Geliriz. Ha, geceleri biraz ateşi çıkabilir. Sütüne kırıp bir aspirin karıştırırsanız bir şeyciği kalmaz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Köpeğinize isim koydunuz mu? Hayır öğretmenim, koymadık. Garip olsun be öğretmenim. Olsun ama garibi sevginizle mutlu etmek size düşüyor. Süleyman Efendi, sana emanet. Hiç merak etmeyin Hüsnü Hoca. Ona gözüm gibi bakarım. Hem geceleri bana arkadaşlık eder. Tamam. Yarın yazlık ayakkabılarla okula gideceğim hanım. Onlar daha rahat. Takım elbiselerin altına o bez ayakkabılar gider mi? İster gitsin ister gitmesin. Yoksa ben okula gidemeyeceğim. Üf, ya Rabbi, nedir bu başımıza gelenler? Bu kadar millet İstanbul'da nasıl yaşıyor? Elbet biz de bir çıkar yolunu bulacağız hanım. Zor. Okula giderken çok yoruluyorlar. Her gün bir saat yol. Ya hanım, sınıfta bir çocuk var, ne zaman görsem uyuyor. Herhalde onun evi de uzakta. Herhalde. Çocukları yatırayım. Ali, oğlum, hadi kalk. Hadi çocuğum. Kızım, hadi canım. Hadi. Sen de yat Hüsnücüğüm. Yarın sabah erken kalkacaksın. Ayaklarım hala sızım sızım sızlıyor hanım. Uyku girer mi gözüme? Sana bir aspirin vereyim. Sabaha bir şeyin kalmaz. O yazlık ayakkabılarını da yarın giyersin. Günaydın çocuklar. Oturun. Çocuklar, dersimiz kompozisyon. Çıkarın defterleri. Konumuz, kentteki ulaşım sorunu. Yani okula nasıl geliyorsunuz, nasıl dönüyorsunuz, yolda nelerle karşılaşıyorsunuz, bunları yazın. Boyayalım.
abi. Ceviz satabilir miyim? Gir içeri bakayım. Taze ceviz! Ceviz ister misiniz? Yok, sağ ol. Siz? İstemem, sağ ol. Ceviz ister misiniz? 500 liralık ver. Buyurun. Yemek yemeyeceğim. Olsun, buyurun. Ne alırdınız? Bir bira. Arjantin mi olsun? Yok canım, Türk olsun. Yani büyük mü küçük mü demek istedim. Küçük. Yanında bir şey ister misiniz? Taze ceviz alayım. Oğlum! Buraya evet. Da bak yavrum. Biliyorum Hamza amca. Ah, öğretmenim. Korkma Hasan. Şu vitamin deposundan bize de ver. Aferin, çok beğendim. Hem çalışıp hem okuyorsun. Otur bakalım karşıma. Baban ne iş yapıyor Hasan? Kapıcı öğretmenim. Anladım. Sen de babana yük olmamak için çalışıp okul masrafını çıkarıyorsun değil mi? Evet öğretmenim. Peki nasıl yapıyorsun bu işi? Benim de aldığım maaşı yetmiyor oğlum. Ek bir iş yapmam lazım. Fakat iş bilmiyorum. Bu işi bana öğretir misin? Öğretirim öğretmenim. Aferin Hasan. Kabuklu ceviz alırsanız sizin için daha karlı olur. Oldu usta. İstemez öğretmenim. Olmaz. Çalışıyorsun, hakkın. Kabukları sakın çöp diye atmayın ha. Sobada çok güzel yanıyormuş. Bir işi yaparken dikkat edeceksin. Bak bana, ben elime vuruyor muyum hiç? Bir işi yaparken dikkatli olacaksın baba. Tereciye tere satıyor. Sen işine bak. Kırdığın cevizleri yersen bu gidişle sermayeyi kediye yükleriz. Kırmıyorum işte. Hadi kızım, yardım et derkenden bitsin bu iş. Hem yardım et hem laf işit. Kırmayacağım işte. Bırak hanım. Zaten o işi değil, cevizleri bitirecek. Ah! Parmağım aşat oldu be. Gülmeyin. Şimdi elimin tersiyle. Hanım, şu yara bandını ver. Of! Of! Hanım, iki tane olsun. Of! Bakayım. Vah vah, kan oturmuş. Sen de biraz dikkatli olsan. Sen de başlama şimdi. Çocuklar kafamı bıraktı. Of. Anne, taze ceviz. Vitamin deposu bu ceviz. Yok mu? Ceviz, gel gel. Giremezsin. Arkadaş, şu masadan çağırdılar. Hemen verip çıkayım. Ne laf anlamaz adamsın. Dışarı dedik. Sen para kazanacaksın. Bizim karımız ne? Hadi al voltanı. He cevizci, gelsene kardeşim buraya. Müsaadenle. Giremezsin. Beyefendi bırakmıyor. Beyefendi, meyefendi, ayaklarını bırak. Benim de dalga mı geçiyorsun? Hadi dışarı. Bak bak, herifte insanlıktan hiç eser yok. Adamcağızın ekmeğine mani oluyor. Sağ ol. Bu garson imansızın biri. Ulan ne biçim herifsin be? Bırak da adam da ekmeğini çıkarsın. Patron seyyar esnafı sokmayın dedi içeri. Bırakırsak o zaman da biz kendi ekmeğimizle oynarız. Ne yani? Şimdi bu adam içeri girip bize ceviz satsa patron seni kovacak mı? Bırak bu ayakları aslanım. Bize maval okuma. Ben maval falan okumuyorum. Lütfen yerinize oturun. Oturmazsam ne olacak ulan? Oturalım beyler. Hadi sen de bas git. Tamam tamam, gidiyorum. Benim yüzümden kavga etmeyin. Dur! Bu adam bize ceviz satacak. Mani olanın... Ben de bana küfür edenin... Ulan ben... Ya!
çok fena morarmış. Görünmez kaza diye buna derler. Merdivenin o üçüncü basamağına ayağım takılmaz mı? Bir gün evinize geleyim de şu basamakları tamir edeyim. Elim testere keser tutar. Ustaya o kadar para vereceğine bir rakı ısmarlarsın olur biter. Sağ ol. Yahu bu merdivenden düşmeye pek benzemiyor. Yoksa bizden gizli bir iş mi buldum? Nereden anladın? Bunu anlamak için müneccim olmaya gerek yok Hüsnü Beyciğim. Pavyon fedailiği yaptığın besbelli. Pavyon fedailiği mi? Allah yazdıysa bolsun, benim kocam böyle bir iş tutsa onun yanında bir dakika bile kalamam. Hmm, çalıştığın yerden memnun değilsen bizim gazinoya bir fedai lazım. Seni öldüreyim. Bir daha bu konunun açılmasını istemiyorum. Hepiniz unutun bu işi. O kadar. Halinden hiç de öyle fedailik yapacak bir adama benzemiyor. Görünüşe aldanmayın. Hüsnü Bey'de mangal gibi yürek var. Ya sonunda anladım ki ben bu işi yapamayacağım Hasan. Başınıza gelenlere çok üzüldüm öğretmenim. En iyisi sizin simit satmanız. Bizim mahalledeki fırıncı tanıdıkları. Ondan alırsınız simitleri. Hadi gidelim. Aramızda mesele çıkmasın. Simit başına 50 lira veriyorum. Sağ olun Dursun Bey. Yalnız ben akşam simidine çıkabilirim. İyi, tamam. O zaman 2 gün sonra okul çıkışı gelirsiniz. Babana selam söyle Hasan. Baş üstüne Dursun amca, söylerim. Gidelim öğretmenim. Gidelim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Haydi akşam simidi sıcak sıcak tat. Eyvah! Allah! Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu enayi. Belediyenin memurundan kaçarsan çukura düşersin işte böyle. Ceza yazalım mı? Ne cezası? Cezasını buldu zaten. Geçmiş olsun komşu. Araba mı çarptı? Sağ olun, belediye çarptı. Bir şey lazım mı? Ne vereyim? Yok, kalsın. Patlıcan çok taze. Almasam daha iyi. Al al. Parasını ay başında verirsin. Domates de vereyim. Arkadaşlar, önümüzdeki pazartesi öğretmenler günü. Öğretmenimize ne hediye alacağız onu kararlaştıralım. Güzel bir dolma kalem alalım. Bizim mağazada var. Babamdan alırız. Geçen yıl da öğretmenimize dolma kalem hediye etmiştik. Bu sefer başka bir şey alalım. Ama bu yıl öğretmenimiz değişti. Arkadaşlar, benim çok değişik bir fikrim var. Öğretmenimiz köyden geldiği için şehir hayatını pek bilmiyor. Ona her öğretmene aldığımız kitap, defter, dolma kalem gibi şeylerin yerine erzak götürelim. Hiç olmazsa bütçesine yardım etmiş oluruz. Peki nasıl olacak bu iş? Hemen bir liste yaparız. Kim ne getirecekse yazarız. Peki nasıl vereceğiz öğretmenimizi? Evine bırakırız. Öğretmenimizin evini bilen var mı? Ben öğrenirim. O zaman hemen listeyi yapalım. Yapalım. Bu kadar erzağı ne yapacak öğretmeniniz? Bakkal dükkanı mı açacak? Ama anne, geçim sıkıntısı çekiyor öğretmenim. Kızım, devlet maaş vermiyor mu? Maaşı çok az. Azmaz idare etsin. Anne, sınıfta bütün arkadaşlar karar aldık. Ah bu zamane çocukları, ah! Neyse, 2 kilo et mi demiştin? Etin kilosu 6.500 lira. 1 kilo olsa olmaz mı? Hayır, 2 kilo. Peki, 1.5 kilo olsun. Eğer 2 kilo et almazsanız yarın okula gitmem. Beni bütün arkadaşlarımın arasında yarım kilo et için rezil mi edeceksiniz? Tamam, tamam. Ya
durumu okul aile birliği toplantısında gündeme getireceğim. Ama baba, her öğretmenler gününde öğretmenlere hediye vermek adet olmuş. Yahu patatesten hediye mi olur? Aklınızı mı kaçırdınız siz? Öğretmenimiz çok fakir. İnsanları resmen asalak olmaya alıştırıyorsunuz. O zaman orman memurları günü, tapucular günü diye onlara da hediye verirsin. Bu sadece çocukları istismardır. Ama babacığım, öğretmenler bizleri yetiştir... Yeter! Böyle saçmalıklar duymak istemiyorum. Baba, Ayşe kalemimi aldı. Nereden senin oluyormuş, bu benim kalemim bir kere. Anne, şu kızına bir şey söyle, kalemimi versin. Susun bakayım. Görmüyor musunuz babanızın halini? Kızım sen de ver şu kalemi. Para kazanmak için ne yapacağımı şaşırdım hanım. Şimdi gene çocukların boğazından kesip cam ekranı tamir ettirmem lazım. Her gün 100 simit satsam bizim maaşa yakın para geçer elime. Babacığım, izin verirsen ben de bir işe girip okuldan sonra çalışmak istiyorum. Anlamadım. O neden? Sınıfta bir sürü çocuk simit satıyor, boyacılık yapıyor. Ben de eve birkaç kuruş getireyim. Olmaz öyle şey. Neden ama? Yorulup uykusuz kalmanı, derslerde uyuklamanı istemiyorum. Ben çalışır bütün ihtiyaçlarınızı karşılarım. Git sen dersini yap. Yapmıyor muyum hanım? Yapmaz olur musun? Çırpınıp duruyorsun. Ya Rabbim, ne suç işledik de ceza olarak bizi buraya attılar. Suçumuz iyiyi doğruyu yapıp göze girmek. Şimdi gerçek bir suç işlememiz lazım ki bizi gene bir köye tayin etsinler. Sabah ezanı yeni okunuyor Hüsnü. Erken değil mi? Bu topal ayakla anca varırım. Allah yardımcın olsun. Hadi çocuklar, çayınız soğuyor. Annem çağırıyor. Sen git. Ne o? Bu sabah telaşlı bir halim var. Bir şey yok baba. Selma, hadi kahvaltıya dedim. Geliyorum anne. Yumurta istiyor musun? Bugün sınıf toplantımız var, geç kalıyorum. Afiyet olsun. Ünal bayağı iyi bir talebe. İftar ediyorum. Babasına çekmiş. Adam olacak, adam. Teşekkür ederim abla, bir şey değil. Hoşça kal, güle güle. Ben İnci'nin babasıyım. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de Ceylan'ın babası. Ben de memnun oldum. Çocukların bu düşüncesini çok beğendim. Bana da çok değişik ve duygulu geldi. Olayı görüntüleyip gazetede yayınlamayı amaçlıyorum. Hı. Bir dakika. Gerçekten çocukların bu yaptığı örnek bir hareket. Ayrıca öğretmenlerini de kutlamak gerek. Çocuklara kendini bu kadar sevdirmiş. Babacığım, evi bilen arkadaşımız Hasan da geliyor. Hasan, hadi yavrum, bin arabaya, bize yol göster. İsterseniz iki araba gitmeyelim. Ben de sizinle gelebilir miyim? Tabii efendim, buyurun. Geçin siz. Oturduğundan emin misin yavrum? Evet efendim. Dün akşam okuldan çıkınca takip ettim. Bütün yolu yürüdü. Yürüye yürüye mi geldi? Evet efendim. Korkunç bir şey.
Güle güle çocuklar. Alas mı aldık anne? Alas mı aldık? Bir saniye yav. Hüsnü öğretmen evde mi? Yok, okula gitti. Anne, babamı arıyorlar. Buyurun efendim. Hayrola, bir şey mi vardı? Hüsnü Bey az önce gitti. Efendim, rahatsız ettik. Hüsnü Bey'in öğrencileri öğretmenler günü nedeniyle hediyelerini sürpriz olarak evinize getirmemizi istediler. Bunların hepsi bizim mi? Sizin kızım. Yaşasın, akşama evde ziyafet var. Sus bakayım, terbiyesizlik etme. Çok teşekkür ederiz efendim. Çocuklara da, sizlere de. Şöyle ailece bir resminizi çekebilir miyiz efendim? Tabii. Hasan, gel çocuğum. Hediyelere yakın olun şöyle. He? Günaydın çocuklar. Oturun. Geçmiş olsun öğretmenim. Ha, teşekkür ederim çocuklar. Şu bizim evdeki... Merdiven öğretmenim, biliyoruz. Neyi biliyorsunuz? Sizin evdeki merdiveni. Haklısınız. Bu merdivenlere alışamadım gitti. Neyse, bırakalım şu merdiven hikayesini de dersimize bakalım. Teşekkür ederim çocuklar. Ben bugünü unutmuştum. Çok teşekkür ederim. Şu çocuklar ömür vallahi. Unutmazlar. Her sene bir hediye alırlar. Ya, bana da bu saati almışlar. Nasıl? Çok güzel değil mi? Benim sınıf da bu gömleği almış. Ucuz, adi bir şey. Giymem ama almışlar, sağ olsunlar. Baksana şuna. Nesi var? Bana da yüzük almışlar. Ama parmağım olmuyor. Benim bu seneki hediyem dolma kalem. Benimki de saatli kalem. Hayrola Hanım, bu kediler ne? Ciğer, ben verdim. Ateşe de birkaç kalem pirzola koydum. Çocuklar acıkmış da. Pirzola mı? Piyangodan büyük ikramiye mi çıktı? Gir, gir içeri de anlatayım, gel. Of, patladım artık, yiyemeyeceğim. Ben bir tane daha yiyeceğim. Afiyet olsun. Baba, her zaman pirzola yiyelim. Doyduğumu anladım. Yiyelim oğlum. Evet, kahveniz hazır. Oo, kahve de mi getirmişler? Gelen erzak bizi 2 ay idare eder. Öğretmenler odasında... ...her öğretmeni elinde hediyesiyle görünce bayağı içim burkulmuştu. Çocuklara üstün körü bir teşekkür etmiştim. Ayıp oldu. Talih yüzümüze gülmeye başladı. Günaydın çocuklar. Oturun. Bana verdiğiniz öğretmenler günü hediyelerini ömrüm boyunca unutmayacağım çocuklar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Böyle bir davranış daha önce hiçbir sınıfın aklına gelmemiştir. Sizinle iftihar ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizin sağ olun öğretmenim. Ne var orada? Garibin ne işi var sınıfta? O da size çok şey borçlu öğretmenim. Teşekkür etmek istedi, biz de getirdik. Anladım. Aman müdür görmesin, hepimizi dışarıya atar. Sınıfı topladık efendim. Fazla vaktinizi almayacağız. Bir fotoğraf yeter. Bütün bunlara ne lüzum vardı?
Olmaz olur mu efendim? Sizin gibi sevilen bir öğretmeni resimlemek bizim için şereftir. Sizi şöyle alalım. Sizler de geçin. Evet. Eğitim Müdürlüğü'nden iki tane müfettiş yolluyorlar. Öğrencilerle konuşacaklarmış. Bu iş bakanlığa aksederse korkarım sizi yeniden köye sürerler. Nerede o günler inşallah? İnşallah mı? Neden? Orasını ben bilirim. Müsaadenizle. Allah Allah. Hayır sayın müsteşar. İki müfettiş gönderip ben hal olayı tahkik ettirdim efendim. Öğretmenin çocukları azmettirme gibi bir durumu mevcut değil. Tamamen çocukların sağduyusu. Evet efendim. Nasıl? Hüsnü öğretmeni ödüllendirelim mi? Oh, bence de tamamen yerinde bir davranış sayın müsteşarım. Yurt çapında bir kampanya mı? Anladım efendim. Saygılarımı sunarım efendim. Saygılarımı sunarım. Sınıfınızın örnek davranışını çamdan kutlarken Sayın Bakanımızın selam ve sevgi mesajlarını getiren Sayın Müsteşarımızı kürsüye davet ediyorum. Sayın öğretmenler, sevgili öğrenciler, okulunuzun 4A sınıfının öğretmenler gününde öğretmenlerine olan davranışları hem ince bir zeka ürünü hem de yepyeni bir kampanyanın öncüsü olmuştur. Kendi öğretmenini kendin doyur kampanyasını başlatan okulunuzun 4A sınıfına bakanlık olarak teşekkür eder, Hüsnü öğretmeni de kutlarız.
4A sınıfının yılın sınıfı, kendisini bu kadar öğrencilerine sevdiren Hüsnü öğretmeni de yılın öğretmeni seçtiğimizi bildirir, kendisine başarılar dilerim. Buyurun Hüsnü Bey. Hepinize çok teşekkür ederim. Öğrencilerime de ayrıca teşekkür ederim. Anne, babamın resmini koymuşlar. Çok güzel çıkmışsın baba. Tabii güzel çıkacak. Çekilin bakayım babanızın yanından. Aa anne, senin de resmin var. Anladık. Hadi çekilin oradan. Biraz nefes alsın babanı. Hadi çocuklar, dersinizin başına. Sen de bırak şu makineyi. Bütün gün ev işi yetişmiyormuş gibi başına bir de dikiş çıkardın. Ben yüksünmüyorum. Hem evin bütçesine az da olsa bir katkım oluyor. Bastırdığım etek başına 500 lira kazanıyorum. Az mı? Az olur mu? Hiç yoktan iyidir. Kahven soğumuş bile. Olsun. Her akşam kahve içersek triyakisi olacağız hanım. O zaman bir de kahve parası çıkar karşımıza. Zaten 3-5 bin canlık bir şey kaldı. Ağız tadıyla iç de bitsin. Bitsin. Zaten köye gitme umudu söndü artık. Biz buradan gitsek ancak başkente gideriz. Niye? Baksana, bütün gazetelere manşet olduk. Böyle meşhur olmuş bir öğretmeni köylere yollarlar mı? Desene o umut da bitti. Peki bu erzaklar bitince ne yapacağız? Yavaş yavaş seyyar satıcılıkta ihtisas sahibi oluyorum. O zaman biraz rahatlarız. İnşallah. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Günaydın. Günaydın. Hüsnü öğretmen değil mi? Evet. Ben Ceylan'ın babasıyım. Memnun oldum. Çok akıllı bir kızınız var. Teşekkür ederim. Müsaade ederseniz sizi okula kadar bırakayım. Zahmet olmasın. Ne zahmeti? Yolumun üstü. Üstelik bir konuda fikrinizi almak istiyorum. Okula gitmeden önce sakin bir yerde oturur laflarız. Derse geç kalmayayım. Altımızda araba var. Merak etmeyin. Mesai saatlerinizin dışında seyyar satıcılık yaptığınızı duyunca size bir teklifte bulunmaya geldim. Demek onu da duydunuz. Duyduk ve çok da takdir ettik. Benim matbaam var. Biliyorsunuz 15 gün sonra şeker bayramı. Biraz yanlış hesap yapmışım galiba. Elimde her çeşitten epeyce tebrik kartı kaldı. Bunları elimden çıkarmam lazım. Bana yardımcı olabilir misiniz? Tabii, memnuniyetle yaparım. Benim için de yeni bir iş sahası. Ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tebrik kartları. Aa bak televizyondaki adam. Bayramlık tebrik kartları. Bize yardımcı olur musunuz? Buyurun memnuniyetle. Sözlüme bir kart yollamak istiyorum. Kendisi köyde öğretmendir. Ne olursa olsun sakın köyden dönmesin. Hayatı orada arasın. Ben de bir kart istiyorum. Buyurun seçin. Yok siz seçin. Borcumuz? Bunlar benden olsun. Ay yok, olmaz öyle şey. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi işler. Hüsnü öğretmen, çocuklara bir resminizi verir misiniz? Lütfen bir resminizi verin. Hiç yok yanımda. Bir dahaki yok sefere. Yokmuş çocuklar. Bir dahaki sefere diyor bakın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Keşke her ay bir bayram olsa.
maaşımın 5 misli para kazanırdım. Kalk ayağa bak. Yürü. Ayağını sıkan bir yeri var mı? Yok baba. Hüsnü, bu oğlanın ayakkabısı biraz büyük galiba. Yahu, mahsus büyük aldım hanım. İleride de giyebilsin diye. Hele yeni bir iş çıksın, onu da öğreneyim. O zaman üstünüze başınıza alırım. Sen öğretmen değil misin baba? Herhalde. Ne biçim öğretmenlik bu? Öğreteceğin yerde öğreniyorsun. Büyükşehir'de adama geçinmeyi öğretiyorlar oğlum. Okul gelecek hafta tatile giriyor. O zaman sabahtan akşama kadar çalışıp iyi para kazanacağım. Hey, yaşasın aslan babam. Sultan cariyelere? Nine. 20 mark? Nine. 15 mark? Nine. 12 buçuk? Nine. Zeyn mark? Yavaş. Heh. Çok ucuza gitti. Memleket turizmine feda olsun. Haydi sultan cariyeleri, haydi! Kazaklara bak, gel abicim, gel! Seç beğeni al! Gel abi, kazağın iyisi burada. Buyur abicim, gel abicim! Kazağa bak, en ucuzu burada. Buyur abicim, tam üstüne göre gel abi! Büyük tüccar, işler nasıl? Sana çalışmanı istemediğimi söylemiştim. Hele seyyar satıcılık. Kötü bir şeyse sen niye yapıyorsun? Kötü bir şey demedim. Ama sana göre değil. O zaman başka bir iş bul bana. Niye ille de çalışmak istiyorsun? Gez oyna, tatili hak ettin sen. Ama okul açılınca bana yeni önlük, çanta, kitap, defter, eşofman lazım. Sen... kazandığın parayla bunları mı alacaksın? Peki çalış o zaman. Ama sokaklarda değil. Şu bizim Manav Ahmet'le bir konuşayım. Onun tanıdıkları vardır. Belki yardımcı olur. Sağ ol babacığım. Ama bir şartla. Kız kardeşinin okul ihtiyaçlarını da sen karşılayacaksın. Söz mü? Söz ver abi, söz ver. Söz. Thank you.
kumaşları kendimiz dikerek değerlendirebilir ve çok güzel elbiseler yapabiliriz. Dilerseniz bu konuda bir de örnek görelim. Nasıl, yakışıklı oldun mu? Harika. Çocuklar, huzurlarınızda dünyanın en yakışıklı erkeği. Bravo! Hayda! Top atan tüccarın malları bunlar. Beğen beğendiğini al. Sudan ucuz bunlar. Gel, gel! Hırrrt, eyvah, basıldık. Gittiler mi? Gittiler mi? Gittiler. Yarın biz de bir doktora gidelim Hüsnü. Senin halini hiç iyi görmüyorum. Doktor yakın mı? Doktora gitmiyoruz ki. Niye? Biraz birikmiş paramız var. Onu da doktorla ilaçla çarçur edemem. Gazetede ilanını gördüm. Okula yakın evler yapan bir kooperatif var. Ona gireceğim. Bizim de başımızı sokacak bir evimiz olur. Bana ev değil, senin sağlığın lazım. Hiç merak etme. Ev alırsak ben de sağlığıma kavuşurum. Heh, işte burası. Yürüyün. Peşinat olarak 2 milyon alıyoruz. Ama madem öğretmensiniz, sizin için 1,5 milyon olsun. Öğretmenlere saygımız büyük. Ne demiş Peygamber Efendimiz? Bana bir harf öğretenin kölesi olurum demiş. Sonra aylık bonolar 250'şer bin lira. 2 yıl sonunda daire teslim. Kızım, sen bir kontratla bonoları hazırla. Baş üstüne efendim. Eviniz 2 oda, 1 salon, çift tuvalet. Nasa Hanım, hem de çift tuvaletliymiş. Bilmem ki, biraz pahalı değil mi? Ha, pahalı olur mu hanımefendi? Ayrıca kuracağımız sitede bütün sosyal tesisler de var. Buyurun. Siz? Sağ ol. Okul, cami, spor alanları, çocuk parkları. Çocuk parkları evin neresinde olacak? Hemen evin karşısında yavrucuğum. Alalım baba. Alalım ne olur. Alalım. Bonolar hazır efendim. Şuralara bir imza atın lütfen. Bir 1,5 milyon peşinat rica ediyorum. Say kızım. Hayırlı olsun efendim. Yalnız bonoların zamanında ödenmesini rica edeceğim. İki tarafında başı ağrımasın. Ben de evimizi zamanında teslim etmenizi rica edeceğim. İki tarafında başı ağrımasın. Oh, ona ne şüphe efendim. Tam 5 yıldır faaliyetteyiz. Daha üyelerimizden en ufak bir şikayet olmadı. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Oturun.
Tatil hepinize yaramış çocuklar. Sizleri daha sağlıklı ve büyümüş buldu. Sağ olun öğretmenim. Sağ olun. İçinizde tatilde başka yere giden oldu mu? Ben öğretmenim, ben gittim. Güzel. Sen Yasemin, anlat bakalım nereye gittiniz? Annemle babamla Bodrum'a gittik öğretmenim. Peki Bodrum'da neler gördün, neler yaptın? Bodrum'daki Sualtı Müzesi'ni gezdim. Evet, Bodrum Sualtı Müzesi kendi dalında en büyük müzedir. Sonra? Sonra denize girdik. Akşamları iskelede oltayla balık tuttuk. Hayda, derya kuzusu bunlar! Olta balığı bunlar, gel gel, sen de al, gel, kalmıyor, taze balık burada, koş koş, gel balığa ver. Balıkçılar orada da böyle bağırıyorlar değil mi Yasemin? Evet öğretmenim. Peki çocuğum, otur. Şimdi tatilinizi nasıl, nerede geçirdiğinizi ve gözlemlerinizi anlatan bir ödev istiyorum. Ders sonunda toplayacağım, tamam mı? Tamam öğretmenim. Ne güzel kulübe bu böyle. Ha, ellerimle yaptım Hüsnü Hoca. Bütün yaz tatili boyunca bana arkadaşlık etti. Pek de yaman bir şey. Bahçeden içeriği kimseyi sokmuyor. Hadi, hadi bakayım, hadi. Şu 25.000 lirayla bu hafta idare et. Geri kalan da evin bonosunu ödeyeceğim. Kira ne olacak? Biliyor musun? Ev sahibi olacak o adam kiraya 25.000 lira zam yaptı. Zam, zam, zam. Ne olacak bu zamların sonu? Zam, yeni bir ekonomik modelin ismi. Ülkemizde zamhane. Yine de espri yapabiliyoruz hanım. Demek ki yaşıyoruz. Şimdi o günlerden bir bant izleyelim. Hanım. Hı? Neydi bizim kooperatifin adı? Yuvamı yap, toplu konut kooperatifi. Ya. Ne oldu? Bizim de yuvamızı yaptılar. Dinle. Yuvamı Yap Toplu Konut Kooperatifi Başkanı, kooperatif ortaklarından topladığı 8 milyarla kayıplara karıştı. Evlerin, caddelerin, şehrin bütün temizliğini, sosyal tesisleri yapmak kooperatiflerin görevidir. Özür dilerim, yanlış söyledim. Belediyelerin görevidir. Bu dersi yazılı olarak hazırlayın. Estağfurullah. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun? Hüsnü öğretmenin yüzü böyle oynuyor baba. Bütün sınıf gülmekten kırıldık. Yüzüne karşı mı güldünüz? Çok ayıp oğlum. Ne de olsa öğretmeniniz. Ama baba çok komik oluyordu. Olmaz. İyi yapmamışsınız. Demek öğretmeniniz tırlattı ha? Aman Allah'ım, seni hemen okuldan alacağım. Anne tırlatmadı, sadece hasta. O zaman akıl hastası. Kafadan kontak yani. Seni okuldan hemen alacağım. Ölürüm de başka okula gitmem ben. Öğretmenimi seviyorum. Buyur. Sağ ol. Daha taramadın mı saçını? Okula geç kalacaksın. Baba, Hüsnü öğretmeni öyle merak ediyorum ki. Ne olacak dersin?
Bu bir sinir hastalığı yavrum. Ona gülmeniz çok kötü olmuş. Bir şey yapamaz mıyız baba? Tanıdığım bir ruh doktoru var. Onunla konuşurum. Aman ihmal etme sakın. Tabii tabii. İlgileneceğim. Yaşa baba. Allah'a ısmarladık. Bugün okula gitmeyeceksin Ünal. Neden baba? Beraber Milli Eğitim Müdürü'ne gideceğiz. Öğretmenin sınıfta yaptığı hareketleri anlatacaksın. Bu adam kafadan çatlak. Ama baba bize hiçbir zararı dokunmuyor ki. Böyle bir kişinin öğretmenlik yapması tehlikelidir. Baba bu kadar ön yargılı olamazsın. Anne sen de bir şeyler söylesene. Ben de bu konuda babanıza hak veriyorum çocuklar. Ama öğretmenimizi şikayet edemez. O çok iyi bir insan. Bütün sınıf çok seviyoruz baba. Bey bırak bu günlük gitsin okuluna. Sen de doğru Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. Göndersinler bir müfettiş. Tahkik ettirsinler. Haklısın. Hadi sen okuluna git. Üzülme. Ben onları yumuşatırım. Keyla, arkadaşların nerede? Bahçedeler. Neden? Garibi belediye zehirlemiş. Onu gömüyorlar. İnanılması çok güç bir şey. Şikayet ettiğiniz arkadaş birkaç defa takdirname almış, kadromuzun en seçkin öğretmenlerinden biridir. Bütün veliler de benim fikrimde beyefendi. Buyurun, müşterek dilekçemiz. Hepsinin de altında imzaları var. Anlıyorum beyefendi. Hemen tahkik ettireceğim. Teşekkür ederim beyefendi. Körpe beyinlerin böyle hastalıklı bir adama teslim edilmelerinin ileride bir faciaya neden olacağını düşünüyorum. Galiba haklısınız. Ben ilgileneceğim. Asya ile Avrupa arasında bir köprü durumunda olan İstanbul'un alınması Osmanlı İmparatorluğu için kaçınılmaz olmuştu. Günaydın çocuklar. Oturun. Tanıştırayım. Hüsnü Bey, Milli Eğitim Müfettişlerinden Muhsin Bey. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Dersiniz nedir Hüsnü Bey? Sosyal bilgiler efendim. Konumuz İstanbul'un fethi. Buyurun devam edin. O tarihte Osmanlı İmparatorluğu'nun başında... Sen... Kim vardı çocuğum? Sultan II. Mehmet vardı efendim. Yani Fatih değil mi? Fatih adı İstanbul'u fethettikten sonra verildi efendim. Aferin, otur. Sen. Devam et. Bizans İmparatoru tedbir olarak Haliç'e zincir çektirmişti. Sultan Mehmet donanmayı Haliç'e indirmek için... bir plan düşündü. Neydi o plan? Bugünkü Dolmabahçe sırtından gemileri yürütüp Kasımpaşa'dan Haliç'e indirmek. Çok başarılı bir sınıf. Neden öğretmeni şikayet ettiniz anlamadım. Peki gemileri nasıl karada yürüttü? İlk önce gemilerin geçeceği yere kalas döşediler. Daha sonra gemilerin kayması için bu kalasları zeytinyağıyla yağladılar. Hadi ayvalık zeytinyağı. Zeytinyağın ailesi burada. Zeytinyağı alıyorum diye makineye alma. Koş vatandaş koş. Zeytinyağın ailesi. Koş koş. Koş. Zeytinyağı alıyorum diye teneke alma. Gel gel. Zeytinyağın ailesi burada gel. Otur çocuğum. Sen kalk bakayım, devam et. Gemiler Haliç'e indikten sonra 29 Mayıs 1453 Salı sabahı tekbir sesleriyle ilk önce Topkapı surlarının karşısındaki toplar ateş etmeye başladı. Topların surlarda açtığı gediklere tırmanan Osmanlı askerleri patlayan top sesleri patlamaz arasında... Patlamaz balonlar! Çocuğunu sevindir hanım anne!
Sıkıp sıkıp patlatanın bir balon bedava! Gel! Patladı! Zil patladı! Zil çaldı. Hepinize teşekkür ederim çocuklar. Çok iyi çalışmışsınız. Buyurun, çıkalım efendim. Arkadaşlar, hepimiz çok hatalıyız. Öyle, öğretmenimizin durumunu evde anne babalarımıza anlatmayacaktık. Onların şikayeti üzerine müfettiş yolladılar. Öğretmenimizin hareketlerinden hiç etkilenmediğimizi göstermeye devam edelim. Söz mü? Söz! Çocuklar çok iyi yetişmişler Hüsnü Bey. Ve sizi de çok seviyorlar. Sağ olsunlar. Ben de onları çok severim. Üstelik hepsi çok çalışkan çocuklar. Şimdiki dersiniz ne? Matematik. Siz derse başlayın, ben biraz sonra gelirim. Hay hay efendim. Hastalığı hiç de belli olmuyor. Öğrenciler de o türlü derse alışmış görünüyorlar. Evet, benim de hayret ettiğim taraf o. İsterseniz gidelim. Hay hay, buyurun. Rica ederim, buyurun efendim, buyurun. Domatese gel, domates! Tarladan tüketiciye! Kan kırmızı bunlar, gel, gel! Annemin verdiği 10.000 liraya yazıyorum. 2 kilo patlıcan 1.600 lira. 2 kilo domates 600 lira. Kaldırım taşı gibi domates! Böyle domates burada hanım abla! Tencereyi boyuyor bu domates! Gel! Gel hanım abla! Gel! Koş! Burada koş! Müsaadenizle ben çıkıyorum. Bundan sonraki dersiniz neydi? Beden eğitimi. Ona da uğrarım. Onurlandırırsınız. Buyurun, buyurun gidelim efendim. Oturun. Devam et kızım. Belediyeciler gitti mi? Evet efendim, gitti. İyi, hazır gitmişken simidimi satayım. Taze taze simidim. Akşam simidim, sıcak sıcak. Buyurun, isteyen yok mu? Taze simidim. Buyurun, taze simit var, buyurun. Sıcacık akşam simidi. Simit mi istediniz? Buyurun.